Değerli izleyiciler, merhabalar. Bugün Altın Orda ile Mısır Memlükleri arasında bir evlilik konusunu ele alacağız. Aslında daha önce de Aziz Meryem'i konu etmiştik. O da Bizans İmparatoru'nun kızının İlhanlı hükümdarı ile evlenmesi ve geri dönüşü meselesiydi. Şimdi yine bir başka evlilik, Orta Çağ dönemine ait. Tabi devletler arası ilişkilerde, evlilikler, hanedanlıklar arasında, hükümdar aileleri arasında sıradan bir şeydi aslında. Biz bunu Altın Orda için de söyleyebiliriz. Nitekim Altın Orda hanları da birçok devletin veya kendi onların çocukları da birçok devletin hanedan temsilcileriyle evlendiklerini görüyoruz. İşte daha çok belki Bizans imparatorlarının kızıyla evlendiler. Rus knezlikleriyle akrabalık bağı kurdular. Bunun dışında Selçuklularla, hatta kardeş ama düşman olan İlhanlılarla da akrabalık bağını kurduklarını görüyoruz. Mısır memlükleriyle fazla yok aslında. Halbuki münasebetler çok iyiydi. Çünkü hem ticari münasebetler hem diplomatik münasebetler çok gelişmiş. Ayrıca ortak bir düşman vardı, İlhanlılar. Bir de tabii Mısır sultanlarının da Kıpçak kökenli olduğunu unutmayalım. İşte bugün ele alacağımız bir evlilik Özbek Han'ın akrabasının Mısır Sultanı En-Nasr ile evliliğidir. Tulumbay Hatun olarak kaynaklarda geçiyor tabii. Tulumbay Hatun'un kimliğiyle ilgili farklı görüşler vardır. Yani Özbek Han'ın kızı mıydı? Kız kardeşi miydi, kuzeni miydi vesaire vesaire. Çok farklı görüşler var ama bilinen tek husus var. O da Çengiz soyundan geliyor olmasıydı. Yani ortak bir fikir yok ama Çengiz soyundan geldiği kesindi. Dolayısıyla Mısır Memlüklerinin yine Çengiz soyundan gelen Tulumbay Hatun ile Melik En-Nasr arasında bir evliliğin olduğunu görüyoruz. Nasıl gerçekleşti veya neden bu evlilik yapıldı sorusuna gelince 1315 yılında El-Melik En-Nasr bir elçilik heyeti gönderiyor Özbek Han'ın yanına ve elçilik heyeti de Mısır Sultanı'nın bir Tatar kızıyla, bir Çengiz soyundan gelen biriyle evlenmek istediğini belirtiyor. Tabi aslında bunu açıkça söylemiyor elçi. Sadece önemli bir meselesinin olduğunu ve bizzat Özbek Han'la görüşmek istediğini belirtiyor. Özbek Han da tabii meseleyi bilmediği için ve anlamadığı için diyor ki hani ben elçiyle görüşmem ama benim yerime 70 tane emir katılsın bu toplantıya. Önde gelen 70 emirini görevlendirdiğini görüyoruz. Tabii emirler bu meseleyi daha sonra Özbek Han'a aktarıyorlar. Elçinin, Özbek Han'ın akrabası Tulumbay Hatun'u istediklerine dair meseleyi. Özbek Han ilginç bir şekilde çok kızıyor. Yani diyor ki Çengiz soyundan gelen birinin nerede görülmüş de Mısır'a gönderildiği veya Mısır'ın işte çok uzak bir yol olduğu şeklinde bir cevap verdiğini okuyoruz kaynaklardan. Özellikle En-Nüveyri çok ayrıntılı bilgi vermektedir bu konuyla ilgili. Ve elçilerin ve El-Melik En-Nasr'ın bu teklifini, bu isteğini reddettiğini görüyoruz. Ama çok geçmeden, sebepleri de açıkçası çok bilinmiyor, Özbek Han fikrini değiştiriyor. Belki emirlerin çok büyük katkısı olmuştur. Belki onlar Özbek Han'ı ikna etmişlerdir. Belki sultan elçiler vasıtasıyla hediyeler ve altınlar göndermiştir emirlere ve onlar bundan dolayı Özbek Han'ı ikna etmeye karar vermişlerdir. Belki yine siyasi vaziyetinde Özbek Han'ın bu görüşünün değişmesinde etkili olması kuvvetle muhtemeldir. Nitekim yine Mısır Sultanı'nın El-Melik En-Nasr'ın gönderdiği elçilik heyetine Özbek Han bu sefer kendisi teklif ediyor. Diyor ki siz giderken Çengiz soyundan bir kadını da sizinle göndereceğim. Ama tabii elçi şaşırıyor. Zira öyle bir görevle gelmemişti buraya. Ama tabii belli bir ödeme yapmanız gerektiğini söylüyor. Ve bu ödeme de 1 milyon altın
dinar şeklinde bir ödeme talep ediyor. Hatta buna ek olarak yine o kadar altın ve o kadar teçhizat istediğini de görüyoruz. Tabi elçi yine kadını yanında götürmüyor ama memleketine dönüp sultanı anlatıyor. Mısır sultanını anlatıyor ve Mısır sultanı tabi olumsuz bir cevap veriyor. Yani çok büyük bir rakamın istendiğini görüyor o da. Dolayısıyla elçilik heyetleri gidip gelmeye devam ettiklerini görüyoruz ilginç bir şekilde. Ama yine artık niyeyse her elçinin, her yeni elçinin gelişinde bu mesele hep gündeme gelmiştir. Özellikle bu sefer Özbek Han istemiştir. Ve dolayısıyla yine 1319 yılındaki bir elçilik heyeti geldiğinde başkent saraya Mısır'dan, Özbek Han artık hem rakamı azaltmış, 1 milyondan adeta 20 bin dinar altına kadar azalttığını görüyoruz. Tabii elçide aslında o para da yok. Yani diyor ki benim yanımda o kadar para da yok ki. Özbek Han bu tür durumlarda genel olarak şöyle oluyordu. Özbek Han meselesinde de bir istisna değil. Tüccarlardan borç alınmasını istiyor. Ve gerçekten de Mısır elçisi tüccarlardan borç alarak ve ayrıca bir eğlence tertip ederek burada sarayda kızı artık alıp götürmeye karar veriyor. Özbek Han Çengiz soyundan gelen bu Çengizoğullarından bu kızı gönderirken tabi yanında refakatçi de gönderiyor ve refakatçi sayısının çok fazla olduğunu görüyoruz. 150 erkek, 60 da kadın olarak büyük bir heyet olarak. Bunun dışında tabii emirleri var, ayrıca elçilik heyeti var. Dolayısıyla çok kalabalık bir şekilde Mısır'a göndermiş oluyor. Yol çok uzundu. Hatta Bizans'ta bir ara vermek zorunda kalıyorlar. Çünkü İstanbul'da Mısır ve Altın Ordu elçileri gidiş gelişte hep İstanbul'u kullanmışlar. Burada bazen sorun yaşamışlar, bazen herhangi bir sorun yaşamadan yollarına devam etmişlerdir. Bu sefer de Bizans İmparatoru bir sıkıntı çıkartmadan onlara da iltifatta bulunduktan sonra yollarına devam etmelerine izin vermiştir. Yolculuk 7 ay sürüyor ve ardından Mısır'a vardıktan sonra elçilik heyeti ve Tulumbay Hatun tabi Mısır Sultanı'na takdim ediliyor. Ardından birkaç gün sonra nikah kılınıyor. Yine birkaç gün sonra düğünün yapıldığını görüyoruz. Ve bu sürecin bu şekilde tamamlandığını görüyoruz. Ama ne oluyorsa Mısır Sultanı ile Tulumbay Hatun arasında sorunlar neredeyse hemen başlıyor. Yani 8 yıl kadar evli kalıyorlar ama evliliğin yürümediğini kaynaklar yazıyor. Ve nitekim 8 yıllık bir evlilikten sonra Mısır Sultanı Tulumbay Hatun'u kendi emirine veriyor. Yani ondan ayrılıyor ve onu kendi emiriyle evlendirdiğini biz görüyoruz. Tabi Özbek Han geç öğreniyor bütün bunlardan. Tulumbay'ın başına gelen bu olaylardan geç öğreniyor ve öğrendiğinde bir elçilik heyeti gönderiyor. Neden ayrıldıktan sonra Tulumbay Hatun'u geri göndermediğini soruyor ve Mısır Sultanı tabii çok diplomasiyi çok iyi biliyordu. Aslında bütün bunların yalan olduğunu, yani Özbek Han'a iletilen haberlerin yalan olduğunu, Tulumbay Hatun'un daha 1321 yılında, yani Mısır'a gelişinden yaklaşık bir yıl sonra hayatını kaybettiğini söylüyor ve Özbek Han'ı bu şekilde yatıştırmaya çalıştığını görüyoruz. Yine tabii bu mesele burada kapanmıyor. Özbek Han Mısır Sultanı ile hani siyasi ve diplomatik alanlarda dostça münasebetler geliştirmesine rağmen bu meselenin peşine bırakmıyor ve şöyle bir adım atıyor. Bu sefer Özbek Han kendisine Mısır Sultanı'nın kızını istiyor. Yani onunla evlenmek istediğini belirtiyor ama yine diplomasi alandaki dehasını adeta
kullanıyor Mısır Sultanı ve diyor ki benim Özbek Han'a verecek bir kızım yoktur. Bütün kızlarım çok gençtir ama diyor onlar büyüdükten sonra evlilik yaşına geldikten sonra Allah'ın da izniyle bir kızını Özbek Han'a vereceğini belirtmiş oluyor ve bu meseleyi de böylece kapatmış oluyor. Tabii çok geçmeden zaten Özbek Han da Mısır Sultanı da hayatını kaybediyor ama Tulumbay Hatun hayattaydı, ölmemişti ve o evlendiği emirden sonra iki emirle daha evlendiğini görüyoruz. Çünkü o emirler de hayatlarını kaybediyor ve Mısır'da çok uzun bir hayat sürdüğünü görüyoruz. Çok ilginç bir olay. Bu Tulumbay Hatun'un evliliği Mısır Sultanları ile aslında sorunlu bir süreç yaşandı. Halbuki söylediğim gibi programın da başında Altın Orda hanları ile Mısır Sultanları arasındaki ilişkiler son derece iyi bir şekilde gelişiyor. Ticari alanda İlhanlılara karşı ittifak kurdular veya işte diplomasi alanında devamlı elçiler gidip geldi. Ama evlilik meselesinde bir sıkıntının yaşandığını görüyoruz. Buna rağmen tabii bu evlilik meselesi Altın Orda Mısır Memlükleri arasındaki ilişkileri bozmadı. Ama bir katkısı da olmadı. Tabii mesele şöyle de düşünebilir. Belki Özbek Han daha sonra çok ısrar ettiği için Tulumbay Hatun'u Mısır'a gönderme konusunda belki ondan yararlanmak istemiştir siyasi anlamda. Ama bunun Tulumbay Hatun'un mesela bu iş için pek uygun olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bir netice vermeyen, ilişkileri bozmayan ama yine de Altın Orda Memlükler arasında ilginç bir olayı oluşturan bir evlilikti bu Tulumbay Hatun ile Mısır Sultanı arasındaki bu evlilik. İşte hikayenin özü bu şekildedir. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.